Efendim şimdiki konuğumla Parkinson'u konuşacağız ve konuğum beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yıldız Değirmenci. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok ]sınız? teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Ee, hocam Parkinson o kadar çok arttı ki ben kendi evet. hastalarımda da görüyorum. Ailemde de var. Benim ailemde de Parkinson hastası var. Dolayısıyla bu konuya benim de özel bir ilgim var. Bu Parkinson hastalığı nedir? Anlatalım mı biraz? Seve seve e, Parkinson hastalığı genelde ileri yaşlarda görmeye alışık hı hı. olduğumuz beyinde dopamin denen maddeyi salgılayan hücrelerin ilerleyici harabiyetiyle karakterize bir hastalık. Hı hı. Nörodejeneratif yani sinir hücrelerin harabiyetiyle giden bir evet. hastalık aslında. İlerleyici bir fıtratı var hı hı. ama yavaş ilerliyor, sinsi başlıyor, e, biraz Bulgular ortaya çıkmadan önce de kendini gösterebiliyor. Hı hı. Bulgular ortaya çıktığında doktora başvurmak gerekiyor. Ee, evet dediğiniz gibi sıklığı arttı. Daha İlk çok e... kimde görülüyor bunlar? Ee, yaş, olarak, evet. yaş olarak, yaş e... olarak. 60'lı yaşlarda başlayan, Hı -hı. 65 yaş üstünde sıklığı da artan Hı -hı. bir rahatsızlık ama şöyle genellememiz yanlış olur. Hı -hı. Sadece yaşlı nüfusumuzda görülmüyor. Heh, heh. Daha genç kişilerde de ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Örneğin 50 yaş altında hatta 20 yaş altında bile Öyle ortaya mi? çıkabilen tabii Parkinson hastalarımız Hı -hı. var. Ama tabii bu gibi durumlarda biraz daha e, ailede Parkinson öyküsü olması, hı hı. bir takım farklı maruziyetler olması, intoksikasyonlar vesaire, hı hı. bir çok farklı nedeni ve detayı araştırmamız gerekiyor hı. Parkinson hastalığı özelinde. Hı hı. Peki bunun özel bir şey var mı? Yani mesela bazıları der ki, yani ben halk e, sorusu gibi soracağım tabii, size. Tabii tabii çok sevinirim. Yani daha çok sorulan sorular gibi. Ya yani Çok sinirli olan kişiler e, daha fazla yakalanır. Veya e, işte çok aşırı ilaç kullanan, hipertansif ilaç kullananlar daha fazla yakalanır diye bir sıklığı var mı? Ee, özellikle hipertansif, diyabet vesaire Hı -hı. bu tarz ilaçlarla alakalı Parkinson hastalığına yakalanır diye bir genelleme Hı -hı. yok. E, kaldı ki şöyle takdir edersiniz. Yaş grubumuz evet. ileri yaş hastalığı dedik. Doğru. Mutlaka ve mutlaka eşlikçi oluyor, başka hastalıklarımız Doğru. oluyor. Hı hı. Tansiyon oluyor, kalp damar hastalığı oluyor, şeker hastalığı oluyor. Bu listeyi Doğru. uzatmak mümkün. Hı hı. Dolayısıyla onlarla alakalı değil. Hı hı. E, bizim konuştuğumuz, halk arasında çok daha iyi gördüğümüz, evet. bildiğimiz idiopatik bizim dilimizde idiopatik Parkinson hastalığı hı hı. dediğimiz ve kendiliğinden ortaya hı hı. çıkabilen, hı hı. işte %5 oranlarında genetik kökeni de olabilen ama çevresel hı hı. çok faktörlü bir hastalık. Hı hı. E, dolayısıyla ilaçlar bazında niçin buraya girdim? Hı -hı. Bazen bazı psikiyatri hı -hı. ilaçları Parkinson tablosu oluşturabiliyor. <laughs> Bunu soracaktım. Ee, Her titreme Parkinson'a mı işaret eder? Harika bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Asla değil. Hı -hı. İzleyenlerimizi korkutmayalım evet. buradan. Hı -hı. E, çünkü Hani Kendimizden de biliyoruz Hı -hı. aslında genç yaş grubunda da orta yaşta evet. da ileri yaşta da bir şeye sinirlendiğimiz zaman stres olduğumuz Doğru. zaman kaygılandığımız zaman uykusuz kaldığımız Hı -hı. zaman bile <laughs> değil mi evet. aç kaldığımız zaman bile titremelerimiz Hı -hı. olabiliyor. E, kaldı ki heyecanlı durumlarda bu artabiliyor. Guatr denir halk arasında evet, evet, sizde e, tiroid denemden. disfonksiyonlarında evet. mutlaka Hı -hı. görüyoruz dolayısıyla tabii ki. Ee, her Hı -hı. titreme bir kere Parkinson hastalığı belirtildiği kaldı ki evet. titreme farklı hareket hastalıklarında da ortaya Hı -hı. çıkabiliyor. Bazı özellikleri var Parkinson Hı -hı. hastalığındaki titremenin. Ee, şimdi bundan bahsedelim mi? Yani. Parkinson diyebilmemiz için hani hastalar yavaş yavaş böyle titredikleri zaman herkes de kulaktan dolma bir bilgi oluyor. Ve evet. e, eyvah sen hatta halk arasında titreme hastalığı neydi onun adı o şekilde evet. denir. Ona mı yakalandın şeklinde derler. Ya tipik olarak şeyleri belirtileri nelerdir bunların? Titreme en yaygın ol evet. olan olduğu için oradan başlayalım dilerseniz. Evet. Şimdi sen bir aydınlatmış oluruz bizi izleyenleri. Parkinson hastalığın titremesi kendine özgü bir titremedir. Hı -hı. Yani... Ee, çay içerken, yemek yerken, e, tepsi taşırken evet titremezler hastalarımız bizim. Hı. Sakinken, istirahat hı. halindeyken, dinlenim halindeyken hatta şöyle gösterebilirim. Hı hı. Elde ortaya çıktığında şu şekilde hı. bakın. Para sayma gibi, hap evet. yuvarlama deriz hı hı. hatta. Onun gibi bir ince titreme başlar. Hı hı. Hareket haline getirdiğinizde ortadan kalkar. Hı. Bakın çok farklı ne bir fikrim Tek başına bu titremeyi görmek dahi Parkinson hastalığı tanısı hı hı. koydurmaz. Bu titreme görüldüğünde mutlaka konuyla ilgili ehil nöroloji uzmanlarına gidilmesi gerekiyor hı hı. hareket bozukluğuyla ilgilenen. Hı. Çünkü bunun eşlikçisi yavaşlık olmalı o tarafta. Hı, anladım. Katılık olmalı. Bu da muayene ile ve e, sorulan öyküyle alınan ifadenin ile birleştirilmesiyle konulabilecek bir tanıdır. Hareketleri daha yavaş tabii, değil tabii, mi? Daha tabii, böyle tabii. konuşmalarında da mı o yavaşlık hissediliyor? Evet, e, bazen şöyle gelir bize hastalarımız. Annem, babam, anneannem, dedem evet. çok güzel konuşurdu. Ses tonu gündür Çok güzel anlardık ama sanki biraz kısık sesle konuşmaya başladı Hı -hı. eskiye göre. Evet. Bakın. Ses kısılması Aha. bir yavaşlık belirtisidir aslında Aha. veya eskiden böyle sağ elini gayet güzel dantel işlerken Aha. kullanırdı da şimdi biraz geri kalıyor gibi Aha. biraz daha kullanmaktan imtina ediyor gibi demeye başlarlar işte oralarda bir bakmak gerekiyor anladım. Bunu e, bununla özel ilgilenen doktora gitmesi gerekiyor değil mi? Bir yani kere nöroloji uzmanına, nöroloji uzmanına gidecek mutlaka. Ve özellikle bizim aramızda da gerçekten benim gibi çok arkadaşım Hı -hı. var, birçok meslektaşım evet. var konuyla ilgilenen. Hı -hı. Erken tanıya olanak sağlaması açısından Hı -hı. ihmal edilmeden detaylı bakılması açısından çok önemli Bu da tedavi yaklaşımları nasıl oluyor? E, bu da bizim çok o, Zülfikar'ımız olan bir konu. Nedenini evet. söyleyeceğim. Aha. Çünkü bizim halkımız o kadar iyi yürekli, o kadar iyi niyetlidir ki bilirsiniz. Evet. Bu ilaç bana çok iyi geldi. Aynen. Benim titrememi geçirdi. Sen de iç. Doğru <laughs> şeklinde, <söylüyorsunuz. değil> mi? <laughs> Hemen birbirleriyle ilaç alışverişine giderler. Evet. Aman sakın ha diyoruz. Çünkü evet. özellikle Parkinson hastalığı kişinin özelinde. Hı hı. Her Parkinson hastalığının özelinde planladığımız, düzenlediğimiz dinamik bir tedavi hmm. şeklidir. Ne demek istiyorum? Hep bunu böyle anlatırım ben. Evet çok ben. önemli aslında evet. bunu tekrar edelim. Her hastaya özel evet. bir tedavi. Evet. Yani iki evet. Parkinson hastası yan yana gelse onun için uyguladığınız tedavi farklı. Diğer için uyguladığınız Aynen. tedavi farklı olabilir. Değil mi? Doğru Aynen anladın. Aynen öyle. Hı -hı. Çok doğru bir noktaya Hı -hı. parmak bastınız. Şöyle demek istiyorum. Yaş önemli. Evet, kişilik özellikleri Hı -hı. önemli. Biraz önce saydık Hı -hı. ya, o hastaların hangisinin hangi hastalıkları taşıdığı Hı -hı. önemli. Hangi ilaçları kullandığı Hı -hı. önemli. Hastalığının süresi önemli. hastalarının bulguları Hı -hı. önemli. Birçok faktörü önümüze alarak değerlendiriyoruz. O zaman da ne oluyor? 70 yaşındaki Ayşe Hanım'la hep böyle örnek veriyorum evet. daha rahat anlaşılsın Hı -hı. diye. 70 yaşındaki Ali Bey'in tedavisi aynı olmuyor ikisi Hı -hı. de Parkinson hastasıyken. Tabii. Veya 70 yaşındaki Ayşe Hanım'la 45 yaşındaki Fatma Hanım'ın tedavisi aynı olmuyor. Bütün o dinamikleri gözden Hı -hı. geçirirseniz. Zaten olmamalı. Başarı ancak böyle mümkün. Değil doğru evet. tanı ve doğru tedaviyle mümkün. Tabii. Bunda cerrahi tedavi de var mıdır? Tabii ki. Tabii ki. Ama Hı -hı. özelleşmiş ve seçilmiş hastalarımız da var. Hı -hı. Şimdi bunun altını çizmem Hı -hı. gerekiyor benim bu işle ilgilenen ve öğreten evet. bir hekim olarak. Parkinson hastalığının tüm dünyadaki standart tedavisi, altın standart uh -huh. deriz biz birinci basamak evet. ilaç tedavileri. İlaç uygun, tedavisi. Çünkü değil mi? dopamin evet. eksik. Doğru. Dopamini yerine koymam gerekiyor uh -huh. bir şekilde benim. Beyne ulaştırmam uh -huh. gerekiyor. Uygun, doğru tanı olmak kaydıyla uygun tedaviyi uygun sürede, uygun koşullarda alternatiflerinizi deneyerek uyguladınız. Uh -huh. Eskiden aldığınız cevabı. ...layıkıyla alamamaya başladınız. Aldığınız o güzellik, evet. iyilik cevabı azalmaya başladı. İşte o zaman biz... ...cihaz destekli tedavilerden bahsederiz hmm. ki... ...bunun içinde cerrahi tedaviler de var... ...pompa tedavileri, infüzyon tedavileri hı -hı, hı -hı. de var. Bu ilaç dışı tedavilerde... Ee, ...cerrahi olarak sorduğum şey Tabii. oydu. Bu pompa tedavisinden bahsedelim mi biraz da? Bu pompa tedavisi nedir doktor hanımcığım? Biz anlaşılsın diye bu dil evet, dili evet. kullanırız Aha. aslında. İşte... Ee, hastanın kullandığı Parkinson ilaçlarının hı hı. diyeyim genel olarak evet. 6 kere aldığı günde 5 kere aldığı 3-4 farklı şekilde hı hı. aldığı ilaçları uygun dozlarda sıvı hale getirerek hı hı. ağızdan alındığında yutması mideye geçmesi mideden bağırsağa bağırsaktan kana hı hı. kandan dolaşarak beyne ulaş, ulaşacağı süreyi pas ederek hı hı. geçerek direkt emilmesi gereken yeren ya, bölge hı hı. olan ince bağırsak bölgesine küçük bir girişimle hı. bir endoskopi ünitesinde rahatlıkla hı hı. uzman arkadaşlarımızca evet. yapabileceğimiz bir girişim şekli bu. Astroenteroloji evet. veya genel cerrahi ekibimizdeki. Ne yapıyoruz? O sıvı tedaviyi, sıvı haline getirdiğimiz Hı -hı. tedaviyi bir kaset halinde sabah uyandıklarında yerleştiriyoruz. Bütün gün boyunca açlıktan, tokluktan etkilenmeden, Aa, hap ha. almak zorunda kalmadan bu kanlarında yeterli miktarda dopamin dolaşıp beyne ulaşabiliyor. Gece yatarken çıkartıp haplarını içip yatıp ertesi gün tekrar takabiliyorlar. Ama Hı -hı. dediğim gibi bu tedavilerin kime uygulanacağı, Tabii. kim için... Kim derken Parkinson Annet. hastalığı hangi Parkinson hastasına Hı -hı. uygun olup olmadığı en önemli konudur. Genel kliniğine göre karar veriyorsunuz Her değil mi? Her Hafıza durumuyla, Hı -hı. psikiyatrik ruhsal durumuyla, genel kliniğiyle, ilaçları düzgün Hı -hı. kullanıp kullanmadığıyla alakalı. Yani bunun altını çizmeliyim. Hı -hı. Şu an dünyada ve Türkiye'de hastalığı ortadan kaldıran bir tedavi yok. Yanlış evet. bilgiler varsa onu düzeltelim. Evet ama Hı -hı. Düşünsenize titrememizi, katılığımızı, yavaşlığımızı ortadan kaldıracak. Yani bulgularımızı Hı -hı. ortadan kaldırıp yaşam kalitemizi eskisi gibi sürdürmemizi sağlayacak tedavi seçeneklerinin olması çok ne güzel. kadar umut verici. Tabii yaşam kalitemiz ya ne kadar ise. Hayat kalitesine yükseldi. zaten olmuşsa bir hastalığa yakalandınız ama evet. var olan yaşam kalitesini en iyi derecede yaşamış olması çok değerli bir şey. Evet. Ya ben kendi ailemden biliyorum. Babam Parkinson hastası. Çok i̇lk dönemli sağın ilk dönemlerinde e, hakikaten böyle Titremeleri biraz daha fazlaydı evet. tedavi başlamadan önce biz fark ettiğimizde. Evet. Ve e, o dönem onların psikolojileri çok zor oluyor. Yani, so İnanılmaz. Çok, Tabii. Yani çok Tabii. böyle otoriter bir kişi evet. eski öğretmenlerden. Evet. E, düşünün o halden hafif böyle titreme sanki kendini işe yaramaz gibi bir hissetme durumu olmuş oluyor. E, çok zor bir psikoloji. Bu konuda e, bu Parkinson hastalarının yakınlarına neler öneriyorsunuz? O kadar güzel bir nokta yaparmak bastınız ki çok teşekkür ediyorum. Bunu atlar atlasaydık evet. çok üzülürdüm gerçekten. Hep titremeden katılıktan hı 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 bahsettik değil mi? Yavaşlıktan bahsettik. Biz değil onun yavaşlığını görünce öyle üzülürdük ki derdik evet. ki keşke bağırsa. Değil mi? Yani değil sinirlense. Mi? Böyle bir şey. Bunun o hali, o böyle yavaş hali bizi çok üzerdi. Ama sizin söylediğiniz gibi gerçekten iyi bir tedavi. Evet. Ee, gayet şu anda e, çok iyi bir yaşam kalitesine sahip. Muhteşem. Hı -hı. Çok sevindim. Çok evet. sevindirici. Evet. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Tamam. Bu saydıklarımız o motor belirtiler Hı -hı. dediğimiz yavaşlık evet. istemeler hep buzdağının görünen yüzü. Hı -hı. Bir de diğer tarafta aynı bahsettiğiniz gibi e, depresif duygu evet. durumu içe kapanıklık, kaygılar, öfkelenmeler, Hı -hı. hiddetlenmeler, daha sonra davranış kişilik değişikleri, hafıza problemlerine kadar uzanan Hı -hı. ağrıların eşlik ettiği, kabızlık Hı -hı. E, kabızlık gibi bulguların eşlik ettiği, uyku bozuklukların eşlik ettiği, geniş bir yelpazelik bazı hı -hı, Parkinson hı -hı. hastalığı aslında. Şimdi bu anlamda hastaların üzüntüsünü anlamamaya imka, im, anlamamak imkansız, evet. destek olmaya çalışmamak e, çok hı -hı. büyük bir eksiklik olur. E, çok önemliler bizim için ama evet. bir o kadar hasta yakınları da çok önemli. Mi? <laughs> evet. e, sizler de çok evet. önemlisiniz. E, çünkü tedavilerin doğru uygulanması çok önemli. Uh -huh. Gerekli şart. Ama tedaviler düzgün uygulanırken hastalarımızın hayatın içinde kalması için mutlaka egzersiz yapmaları gerekiyor. Evet. Bunu mutlaka öğütlüyoruz İlla bir spor salonuna gitmeleri şart değil. Günde yarım saat, saatlik bir evet. saatlik tempolu yürüyüşler yapsalar. Hı -hı. Yapabilenler seviyorlarsa dans etseler. Oh, ne müzik güzel. dinleseler. <laughs> değil <mi>? Çok hoş. <laughs> Hobiler edinseler. <laughs> el işi olabilir, bahçe Hadi. işi olabilir. Neden hoşlanıyorsanız. Hı -hı. Hem hafızayı geliştirir hem bedeni evet. geliştirir. Yani her anlamda hayatın içinde kalmaları bizim için çok önemli. Hı -hı. Çünkü biraz önce söylediğim biraz umutsuzca anlaşılmış olabilir. Hı -hı. Hastayı ortadan kaldıracak, hastalığı ortadan kaldıracak tedaviler yok diyoruz ama... Beş sene sonra, bir iki sene sonra belki... Bilemiyoruz. Bunlardan bahsedeceğiz. Doğru. Çünkü içinde de olduğum bir grup Hı -hı. olarak gururla söyleyebilirim. Çalışmalar devam ediyor hastalık Çok üzerine. Güzel. Biz niye o zamanlara... Hı -hı. Sağlıkla, afiyetle ulaşmayalım. Değil mi? Değil mi? Bütün amacımız bu aslında. İnşallah. Bu iş bir aile işi. Ben hep öyle Hı -hı. söylüyorum. Hasta, hasta yakınları ve bu işle uğraşan hekimler olarak. Evet. Yani benim bütün hastalarımda bir tek hattım var ve bütün telefon numaralarım hepsinde var. Harikasınız. 7-24 ulaşabilirler Hı -hı. ama bunun çoğalması lazım Tabii. ve çoğalması için elimizden geleni yapıyoruz. O Hı -hı. yüzden çok teşekkür ediyorum. Şimdi beyin piline gelirsek eğer, evet. yani. Beyin pili de bir diğer cihaz destekli tedavi şekli aslında. Hı -hı. Pompa tedavisi gibi bir tedavi hı hı. şekli ama burada yaptığımız şey farklı. Parkinson'da rol oynayan derinde yerleşmiş çekirdekçikler hı hı. var minik. Oraya tel indiriyoruz. Hı hı. Küçük deliklerle beynin içinden geçecek şekilde teller indiriyoruz hı hı. ve elektriksel uyaranı vermek suretiyle bu sitel o, takmak gibi mi? Ona, tam ona benzer sitel gibi, takmak mi? gibi değil şey. aslında ama Pil dediğiniz şey şurada veya evet. şurada gördüğünüz o kalp pilindeki gördüğünüz şey. Evet. Biz kumandalarla dışarıdan Aha. ayarı oradan yapıyoruz. Ama Aha. asıl olay buradan yapılan ayarla elektriğin içeri verilmesi Aha. ve hareket tabii bunu yaparken de şikayet ne ise tabii. katılıksa katılık, yavaşlıksa yavaşlık, titremeyse titreme ise titreme. Hedeflerin doğru seçilmesi lazım. Hastanın doğru tanıyı alması ve doğru seçilmesi lazım. Aha. Ehil ellerde cerrahi evet. doğru ayarlamalarla takip edilmesi lazım. Çok isterdim doğru olmasın ama değil. Yani beyin pili taktığımız zaman her şey tamamen normale dönmüyor. İlaç kullanmaya devam edebiliyoruz Hı -hı. bir müddet bir. İkincisi hastalık ortadan kaldırmadığı için e, mutlaka sık aralıklarla görüşüp o ayarları yaptırmak Hı -hı. gerekiyor. Üçüncüsü e, Hı -hı. güzel tarafı. Aynı diğer infüzyon tedavileri, pompa tedavileri ve ilaç tedavilerinde olduğu gibi hastalığın bulgularını baskıladığı için Hı -hı. hayat kalitemizi uygun seçilmiş hastalarda hep bunun altını biz nöroloji uzmanları çiziyoruz. Hı -hı. Doğru hastalarda uygun tedaviyi almış hastalarda bakın şöyle söylersem çok net olacak. Hı -hı. İlaçların iyi gelmediği hiçbir şeyi beyin pili veya pompa Hı -hı. tedavisi tezati bu çok önemli o yüzden, bir şey ama bunu önemli. tekrar söyler misiniz lütfen izleyicilerimize? Epilepsi tedavisi. Hı. ilaçların düzeltemediği hiçbir bulgu üzerinde düzeltici etki sağlamaz. Hı. Bir tek istisnası evet. vardır titreme. Hı hı. Titreme bazen ilaçlara cevap vermeyebilir. Evet. O zaman beyin pili bunun, buna yarar sağlayabilir ama diğer katılık, yavaşlık vesaire hatta bazı durumların varlığında beyin pili uygulaması sakıncalıdır. Hı. Bazı durumların varlığında pompa tedavisi uygulaması sakıncalıdır. Kişiye yüzden, özel olarak işte, değil aynen mi? Aynen ya böyle. Bir şey e, görülecek. Uzman evet, doktor tarafından mutlaka. ona göre yapacak. Ve bu konuda uzman Hı -hı, Bu olmalı. konuda çok iyi uzman olacak. Size Parkinson hastaları oruç tutabilir mi diye soracağım ama bunun cevabını reklamlardan sonra almak istiyorum. Efendim kısa bir reklam arası ardından hocamızla tekrar söyleşimize devam edeceğiz. Evet, reklamlardan önce sormuştum ama tekrarlıyorum. Parkinson hastaları oruç tutabilir mi sayın hocam? Şimdi bu vesileyle tabii tüm İslam aleminin hepimizin eee evet, Ramazan mübarek Ramazanlığını, edelim kutlarım, değil mi? Ramazan <laughs> mübarek olsun evet. diyorum. Çok sık karşılaştığımız Hı -hı. sorulardan bir tanesi ee, gönül rahatıyla söyleyebilirim Bazı istisnalar var onları anlatacağım hı hı. size Ama elimden geldiğince ee, Çoğunluğunda oruç tutmak çok büyük sıkıntı olmuyor hı. İyi. Ee, Mesela zaman, günde güzelmiş. bir kere kullanması gereken evet. Açlık tokluk fark etmeyen Sık aralıklarla alması gerekmeyen Tek doz ilaçlarımızı alan hı hı. hastalarımızda e, Çok katı davranmıyoruz İftardan sonra mutlaka al Sahurda kalkınca evet. mutlaka al şeklinde Ama hı hı. bir ama diyeceğim bu evet. Gelecek evet. illaki gelecek İçinde levodopa içeren hı. yani dopamin diyoruz ya evet, başından evet, veririz dopaminin ön maddesi bu hı hı. bize lazım. Levodopa içeren ilaçları maalesef belli aralıklarla düzenli almak hı. zorundayız yarı ömürleri hı hı. Sü, ömürleri evet. nedeniyle. Dolayısıyla o süreyi kaçırdığımız zaman e, hastalarımız bundan mahrum kaldığında titremeler, katılıklar, Artacak, yavaşlıklar hı. artarak gelebiliyor çok rahatsız edebiliyor. O nedenle genellikle levodopa içeren ilaçları hı hı. kullanan hastalarımızın pek önermiyoruz oruç Ya tutmasını. kendi kafalarına göre aslında ilaçlarını evet. hani kendilerine göre ayarlamamaları lazım. Mutlaka yani evet. Yani mutlaka evet. bu konuda bir tedavi oldukları uzmanları evet. var. Uzmanlarına sorup ona göre tutabilir miyim deyip ya uzman da ona göre doğru cevabı verecektir. Yani günde üç defa kullanılan bir ilacı iki defaya indirmek Bravo. ya da yani. onların saatlerini düşürmek. İnsanlar zannediyor ki onun saatini düşürdü ya akşamdan sonra kadar. Hani onun her etkisi, şey hepsi oldu. Zannediyor. O üç tane diyor girdi zaten nasıl olursa olsun. Öyle bir şey yok. Maalesef, onların mı ömrüne göre hareket etmek lazım. Evet. Mutlaka uzmanına danışarak yapmak lazım. Ama bu dönemde çok özür dileyerek evet. önemli çünkü. hani Çok, çok önemli Çok güzel bir konu açtınız. Çünkü bana çok gelen evet, sorulardan evet, bir tanesi evet. e, gün içinde mutlaka hareketlerini ihmal, diyelim ki levodoku Hı -hı. içeren ilaç kullanmıyorlar, evet. günde tekli ilaçları var Hı -hı. iftarda sahurda halledebiliyorlar Hı -hı. o zaman bile iftardan sonra bol su almaya dikkat etmeleri, gün Hı -hı. içinde hareketsiz kalmamaları, çünkü biz hareketsiz kalmayı hiçbir dönemde istemiyoruz evet. mutlaka egzersizlerini küçük küçük de olsa yapmalarını öneriyoruz çünkü yürüyüşler aslında onlar için evet. en iyi daha şeyler evet peki bu hastalar mesela e, tedavi ilaçlarını kullanmıyorlar veya doğru tanı yapılamadı. Böyle kişilerde seyir nasıl oluyor? Şimdi ilk anlatırken e, hiç hoşlanmayarak söylediğimiz Hı -hı. şey, fıtratı, doğası gereği ilerleyici arabiyet demiştik. Hı -hı. İşte burada bu iş hızlanıyor. Evet. Çünkü ben hep şöyle anlatırım hastalarıma da bizi izleyenlere umarım Hı -hı. biraz yardımcı olur. Bir e, önünüzde engelsiz bir koşu alanı var. Hı -hı maksimumuza çıkarsınız değil mi kısa bir doğru. sürede maksimumuza çıkarsınız. koşarak yetişirsiniz çok hızlanırsınız. Peki ya önünüzde engeller olursa ne olur? O kadar hı. hızlı koşabilir misiniz? Koşamayız. İmkansız. Tamam. Çarpmamak için sağ sol yapmaya başlarsınız. Teşbihte hata hı hı. olmaz. Biraz anlatılabilsin diye, anlaşılabilsin hı hı. diye bu şekilde örnek veriyorum. İşte ilaçlar çok çok önemli. Düzenli doğru tanı almadığımız zaman zaten 2 0 3 0 yenik başlıyoruz. Doğru tanının doğrulanması lazım. Hı hı. O yüzden diyoruz ehil e, en önemli aslında. Evet. İkincisi doğru tedavinin uygulanması lazım. Birçok şeyden bahsettik hı hı. sizinle değil mi? Yaştan evet, evet, tutun evet, da ek evet. hastalıklara hı hı. kadar. Dördüncüsü uygun dozlara çıkılması lazım hı hı. ve layıkıyla her şeyin yapılarak hareketinden, egzersizinden, yeme içmesinden tutun hı hı. tüm yaşamıyla içinde olmayı eğiliyoruz hastalarımızın. O yüzden ee, hep söylüyorum ya biz aslında çok büyük bir aileyiz. Hasta, evet. hasta yakınları ve bizler. O telefon çok önemli. Çok önemli. Ulaşılabilme çok Aynen önemli. Aynen ki herhangi bir başka meslektaşım, arkadaşım bir ilaç yazdığında bile lütfen beni de haberdar edermesiniz. Çünkü bazen vitaminler bile aldığınız levodopayı etkileyebiliyor Hı. şeklinde. Çok şükür sakıntısız götürebiliyoruz ama çekinmesinler, doktorlarına ulaşsınlar. Değil mi? Biz bunun için varız. ya Bir de e, doktora güven aslında tedavinin yüzde ellisini oluşturuyor gibi geliyor. Yani güvendiği andan itibaren her şey pozitif yöne doğru yavaş yavaş gidiyor. Hele sizin söylediğiniz gibi evet. ulaşılabilir olduğunu hissettiğin zaman Kesinlikle. o güven çok daha farklı olacak kendisini o yavaş hareketinde veya içeceği bir şeyde. Bu konuda çok kısa bir süremiz var ama bitkisel sadece bunlarla değil de bitkisel tedaviye yeteri kadar güvenip bunları bırakan hastalar var. Bunlara çok kızıyorum çok ben. Çok sakıncalı. Çok evet. teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz inanılmaz da önemli. Evet. Hiçbir şey mesajı veremezsek hı hı. bu mesajı evet, verelim. o çok önemli. Lütfen şey. bitkisel dediğiniz şeyler ambalaj içine girmiş hı 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 hı. şeyler, ağızdan aldığınız veya cihaz evet. eski tedavilerle kullandığınız tedavilerini yerini tutup Parkinson hastalığı bulgularını rahatlatmaz. Ya böyle önemli ve bir beyin hastalığında evet. yani pozitif tıp bu dışında hiçbir şeyi kullanmamakta evet. fayda var deyip son mesajımız olsun bu. Çok teşekkürler. Ee, evet. Efendim beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yıldız Değirmenci harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ teşekkür ol. ediyorum. Nezaketinizle nasıl davetiniz? Da sağ olun. Ol. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.